hemen hemen bütün yazılımlarda olan maskeleme tekniğiyle çok farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Çok duymuşsunuzdur. Maskele, maskeleme, burayı maskeleyelim, maskeyle kurtarırız, maskeli balo. Bu başkaydı ya. Kısaca yazılım üzerinde seçeceğiniz herhangi bir yeri gizleme veya seçtiğiniz yerin tersini gizleme olayı. Ne işe yarar bu? Gerçek hayattaki gibi. Batman, Spider-Man ne yapıyor bu arkadaşlar? Gerçek kimliklerini gizliyorlar maskeyle. Bu arada gerçek hayat diyerek de süper kahraman örneği vermem de bir garip oldu yani. Artık o kadar içimize sinmişler yani. Gerçek zannediyoruz. Ama anladınız siz yani. Gerçek hayatta da maskeyle gezen çok. Yani insanların yüzünde maske var. Biz bunu çok sonra anlıyoruz maskeyle olan insanları. Buradan seslenmek istiyorum. Bütün maskeliler, hepinizin farkındayız. Zamanı gelince hepin çok garip hareketleriniz var. Neyse konumuza dönelim. Bir yeri gizleyeceğiz, alttan başka bir şey çıkacak veya transparan kalacak. Bu örnekte arabada giden bir kadın var. Haliyle arabanın içinde olduğu için dışarıya göre yüzü biraz karanlık kalmış. Maskeleme ile sadece yüzüne müdahale edebiliriz. Bunun için önce videonun içinden yüzünü ayırmamız gerekiyor. Hemen alt tuşuyla videonun üst yere bir kopyasını alıyorum. Kopya video seçili haldeyken FX kontrol panelindeki Opacity başlığı altından Circle yani daire maske ekliyorum. Pozisyonunu yüzüne doğru ayarlıyorum. Bu maskenin tüm video boyunca kadının yüzünü takip etmesini istiyorum. Bunu kare kare kendim manuel de yapabilirim ama Premiere Pro'ya otomatik olarak yaptıracağım. Maske pet ayarlarından Preview'ün açık olduğuna emin oluyorum. Çünkü çalışma sırasında maskenin mavi outline'ının sürekli görünmesini istiyorum. Böylece işlem yapılırken ben maskeyi takip edebileceğim. Herhangi bir sapma veya kayma olursa hemen orada durdurup maskenin yeni pozisyonunu ayarlayıp yüzü takip etmesini sağlayacağım. Yüzüne göre boyutlandırıyorum. Play tuşuna basıyorum ve Premiere Pro benim için maskeyi frame frame taşıyor. İşlem devam ediyor. Gördüğünüz gibi maske kadının yüzünü otomatik olarak takip ediyor. İşlem tamamlandı. Kadının yüzünü tüm video boyunca seçmiş oldum. Alttaki videolarının görünümünü kapatırsam daha iyi görebiliriz. Biraz mask fader veriyorum. Böylelikle yapacağım işlemlerdeki farklılıklar alttaki videolarıyla yumuşakça karışsın. Şimdi Lumetri Color Effect ile istediğim gibi kadının yüzünü düzenleyebilirim. Neydi şikayetimiz? Kadın yüzü biraz karanlık kalmıştı. Exposure'u birazcık açıyorum. Abartılı da açıyorum ki farkı biraz daha rahat görebilelim diye. Biraz da yüzünü renklendiriyorum. Creative başlığı altından Sharpen ile yüzüne birazcık keskinlik veriyorum. Kontrastı da biraz arttırıyorum. Bu kontrast her zaman böyle biraz arttırınca tatlı bir görünüme geliyor. İnsanlar genelde yüksek kontrast şeyleri seviyorlar. Kadının yüzüne yapmış olduğumuz etkinin biraz daha belirgin olması için alttaki video üzerinde de çalışıyorum. Exposure'unu birazcık düşürüyorum. İçeriye göre çok aydınlıktı. Birazcık da rengini soğutuyorum. Son hali biraz abartılı oldu galiba. Verdiğim değerlerde birazcık geri geliyorum. Bence tamamdır. İstediğimi elde ettim. Önceki ve sonraki hallerine bir bakalım. Böyleydi ve böyle oldu. Evet, başka bir örnek. Yazılarda da tabii ki maske özelliğini kullanabiliriz. Buradaki örnekte bir adam yürüyor. Ben istiyorum ki bu adam yine yürüsün ve yürüdükçe ardında bir yazı belirsin. Text aracıyla bir text box ekliyorum ve adam yürüdüğü için yürümek yazabilirim. Ne kadar yaratıcıyım ya. Efekt kontrol panelinden yazıyı ince ve uzun göstermek için sevdiğim font Gotham Condensed Bold'u seçiyorum. Büyütüyorum ve pozisyonunu ayarlıyorum. Ne demiştik? Yazı en başta gizli olacak ve adam yürüdükçe arkasında yazı belirecek. Yani maskeyi yazıya uygulayacağız ama adamın adımlarını referans alacağız. Adım attıkça yazı belirecek. Yazı seçili haldeyken FX kontrol panelinden pen aracı ile maskeyi ekliyorum. Ama önce inverted checkbox'ını işaretliyorum çünkü burada tersine bir işlem var. Yani yazı en başta görünmeyecek, timeline ilerledikçe belirecek. Her şey tamam. Adımlar ilerlerken yazının belli olmasını istediğim için adımları baz alarak maskeyi çizmeye başlıyorum. Evet, ilk kareyi çizdim. Şimdi bir sonraki frame'e yani bir sonraki kareye geçeceğim. Ama burası çok önemli. Geçişi timeline paneli üzerinden değil, Effects kontrol paneli üzerindeki maske ayarlarından yapıyorum. Bir önceki örnekte buradaki play tuşuna basarak otomatik olarak yapmıştım. Burada Track Selected Forward One Frame butonuna basıyorum. Yine ikinci karede de adımını baz alarak maskeyi konumlandırıyorum. Tüm karelerde bu işlemi tekrarlıyorum. Zor bir iş, kolay değil. Ama neyse ki video parçasının uzunluğu 1 saat değil. Bu tip işlerde video parçasının uzunluğu en fazla bu kadar olur zaten. Uzun olursa eğer hiç girmeyin zaten bu işe. Evet, devam ediyorum tekrarlamaya. Buraları konuşarak doldurayım. Hiç hızlandırmadan
tam zamanlı olarak koysam bu videoyu, üzerine de konuşsam. Nasıl olur? Of! 2,5 saat maskeyi anlattım. Neydi bir akım vardı o? Study with me. Biz de bir akım başlatırız. Masking with me. Neyse bitirdi arkadaşlar galiba. Dönelim. O orada çalışıyor. Biz burada muhabbet. Kabul edilebilir bir şey değil. Evet, güzel oldu bence. Gördüğünüz gibi. Başka rengini değiştirebiliriz. Videonun içinden bir renk alayım. Bunun rengi güzel gözüküyor. Evet, oldu. Bir de zeminle karışması için bu karıştırma modlarını çok seviyorum. Yani blending mod. Oradan multiply verelim. Evet, bayağı güzel oldu bence. Bu da böyleydi. Yazıya maske uygulamış oldum. Aynı maskeyi kopyalayarak başka bir videoda uygulayabiliriz. Burada bir videom var. Timeline'e atıyorum videoyu. Şimdilik sesine ihtiyacım yok. Sesini siliyorum. İstanbul trafik videosu. Boyutu da biraz büyükmüş. Küçültüyorum. Yürümezseniz bu trafiğe girmek zorunda kalırsınız gibi bir mesajımız da olsun. Çalıştığım maskeyi kopyalayıp bu video üzerine yapıştırabilirim. Veya direkt yürüme videosu üzerine de koyabilirim. Maskenin genel olarak inverted özelliğinin de olması işimi oldukça kolaylaştırıyor. Tekst seçili haldeyken FX kontrol panelindeki opacity başlığı altından maskeyi kopyalıyorum. Olduğu gibi tüm frame'lerini kopyalıyorum ve direkt yürüme videosu üzerine yapıştıracağım. Şu an bir şey fark ettim. Neden bizde bazı kavramların, eylemlerin hem olumlu hem olumsuz anlamları var? Yani bir şeyi söylerken aslında olumsuz gibi de söylüyoruz. Böyle insanın yapası gelmiyor. Mesela yürüme. Bir kavram ya. Yürü. Yürüme. Aslında yürüme diyerek de o kavramı atıyorsun. Koşma. Yüzden mi yapamıyorum acaba? Dinlenme. Ama dinleniyorum. Demek ki çalışmıyor. Yorulma. Şu an Türkçe öğrensem çok zorlanırım. Büyük ihtimalle öğrenemem ya. Türkçesiz kalırım. Neyse, devam edelim. Maskeyi yapıştırıyorduk. Önce şu iki layer'in görünümünü kapatıyorum. Videoyu seçiyorum ve hemen maskeyi yapıştırmak istiyorum ama olmuyor. Burada küçük bir nüans var. Mutlaka FX kontrol paneline gidip oradan opacity'yi seçmek gerekiyor. Sonrasında yapıştırmak gerekiyor maskeyi. Ters oldu çünkü bildiğiniz gibi inverted işaretli. O checkbox'ı kaldırıyorum. Evet, oldu. Arka plan siyah gözüküyor. Yani boş. İstediğimi ekleyebilirim. Zeminde biraz boşluk var. Bundan kurtulmak için videoyu biraz büyütebilirim. Video oynatma başlığını en başa alıyorum. Ve başlangıç itibariyle alttan bir şey gözükmesin istiyorum. Yürüdükçe ortaya çıkmasını istiyorum. Bu sebeple videoyu biraz sola çekeceğim. Büyüttüğüm için de videoyu, böyle bir imkanım da var. Sola doğru çekiyorum. Son olarak videoyu en üst katmana alıyorum. Böylelikle diğerleri bunun altında kalsın. İzleyelim. Gördüğünüz gibi harika bir geçiş efekti oldu. Evet, bugünlük bu kadar. Gördüğünüz gibi maskeyle çalışmak çok eğlenceli. Çok farklı şeyler yapılabiliyor. Bu konuyla ilgili daha fazla video isterseniz lütfen yorum olarak yazın. Belki maskeyle ilgili daha farklı videolar yapabilirim. Bunun dışında sormak istediğiniz sorular varsa sosyal medya hesaplarımı buraya serpiştiriyorum. İstediğiniz yerden sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum ve aranızdan ayrılıyorum.